Ucuza güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün Division Rivals ve Foot Champions ödüllerini açacağız. Ama bunun dışında sizlere yapmış olduğum yatırımı göstereceğim. Black Friday'den önceki Tony, daha doğrusu bugün neler yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Yaklaşık 2 saatte 200K'ya yakın coin kastım. Bu taktiği şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir taktiğe daha girdim bu sabah ama o taktiği yani biraz beklemem gerekiyor. Yani gerçek olup olmayacağını görmem gerekiyor ki size paylaşayım. Eğer olursa haftaya da o taktiği paylaşacağız. Bugün bir takipçimin hesabındayım arkadaşlar. Benim çünkü biliyorsunuz ki takım yok. Ben sadece coin kasıyordum. O yüzden sevgili benim spor salonunda tanışmıştık Nezih abiyle bundan 2 sene, 1,5 sene önce. Abim gibi seviyorum. Çok iyi bir abim. Eski takipçilerimden, çok eski takipçilerimden. Buradan Nezih abime, güzel abime selamlar. Öykü ablaya selamlar. İlker abiye selamlar. Ve en önemlisi Nezih abimizin küçük köpeği Cookie Reis'e de selamlar. Evet, şimdi buradan direkt ödüllerimizi alalım. Oğlum ben yanlış mı yaptım ha? Ödüllerimizi alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de tradable'ları alacağız. Sizler de kesinlikle tradable ödüller alın arkadaşlar. Yani bu bence bir şart. Hani satamaz oyuncu ne zaman alınır size söyleyeyim ben. Hani daha doğrusu kimler aldığını söyleyeyim. Çok fazla coins'i olup, tamam mı ya, yani çok fazla coins'i var, hani adam uğrunda değil. Genelde o dayılar alıyor. O şekilde yani arkadaşlar, dediğim gibi. Bu Champions'ta da arkadaşlar yaklaşık 300 kaldık bir kadro ile 17 binde bu Champions'ta tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi 2.35, 1.50, 30 binler, bilmem neler falan filan, Inter Milan. Evet, her şey güzel. Şimdi Team of the Week zaten biliyorsunuz ama bilmeyen arkadaşlar için yine bir göstereyim. Ve bu arada dediğim gibi hani ben yatırımları zaten size bahsetmiştim. Çok enteresan bir Team of the Week çıkardılar bunun ama bence Team of the Week garantili paket kesinlikle gelecektir. Ben öyle düşünüyorum. Mesela Kane'in falan fiyatları gerçekten de yani ortalamanın bayağı üstünde olan fiyatlar. Özellikle Riyad Mahrez, zaten Sané'yi falan görüyorsunuz. Fiyatları yüksek olan bir Team of the Week ki Muhammed Salah da var zaten görmüş olduğunuz gibi. Ama bu sene EA Sports böyle farklı bir sistem yapıyor. Ben bunu neden yaptığını çözemedim. Aslında EA'in tamamen kendine aykırı yaptığı bir şey. İlk informlarda çok az yükseltiyor. Yani ilk informlarda bir kartın ratingi çok az yükseltiyor. Geçen seneler birazcık daha iyiydi yani. Şimdi bu sene direkt ilk informlar hani aynı gibi. Gerçekten pek bir fark ben göremiyorum ama şuradan bir vursak şöyle bir Salah, Mahrez falan çok tatlı olur. Foot Champions dediğim gibi ödüllerimizi almıştık. Öncelikle onları açalım, sonra yatırımlarımızı gösterelim ve açtım abi ilk paketi. Haydi bismillah, hadi oğlum. Evet, 84 rating bir kart geliyor. Kardeşimize bakıyoruz. Of, onun pace'i harbiden nedir lan böyle? Bu tam süper sub olabilir abi. Bunu bir koyalım. Tabi bu sene çok süper sub falan çalışmıyor. Neden bilmiyorum ama. Olsun, bu kardeşi koyalım yani. En kötü ölüsü para eder ya bunun. Para eder dediğim yani ölüsü iş yapar reis. 95 pace var. Salacaksın bunu. Aç forvet misali koşacak. Hadi oğlum. İkinciden win aldım geldi. Güzel abi. Kullanılabilir bir kart lan en azından. Vallahi sevindim. Vallahi diyorum sevindim ya. Yani çok korkuyordum başka gelecek diye. En azından kullanılabilir bir kart geldi. Win aldım. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Yemin ederim çöpten iyidir yani abi. Win aldım. İş yapar. Win aldım ve bu kardeşimiz, bence ikisi müthiş oldu. Benim gayet hoşuma gitti. Tatlı oldu. Şimdi sıra packlerimizde arkadaşlar. Packlerde neler var zaten burada görüyorsunuz. Bayağı güzel paketlerimiz var. Direkt bunlardan açmaya başlayalım. Hadi bakalım abi neler gelecek. Ve bu arada bu hafta takım kurduktan sonra arkadaşlar artık bir gameplay videolarını görebileceksiniz sonunda. Azim sıçan duvarı delermiş mantığı. Bekledik bekledik en iyi takımı kurmak için, kanalımıza layık bir kadro kurmak için bekledik. Şimdi o kadroyu da kuruyoruz arkadaşlar bu hafta, Allah kısmet ederse. Tabi yine yatırımlarımız olacak, yine coin kasmalarımız olacak. Yani Türkiye'de coin kasma çok fazla izlenmiyor arkadaşlar, açık konuşalım. Ama ben yine de paylaşacağım çünkü benim profesyonel olduğum alan trading yani. Ben oyuncu alıp satmayı, trade market işlerini çok seviyorum. Kaleci Mandan da geliyor arkadaşlar. Ben böyle oyuncu al satları, trade olaylarını falan çok seviyorum arkadaşlar. Hatta oyunu oynama sebebim de o yani. Hani gameplay'den falan pek bir zevk alamıyorum maalesef. Ama trade işi benim işim abi. Al sat, al gülüm, ver gülüm. Şimdi başka neler var? Evet, paketler güzel ya. Biz bunları direkt kafadan atacağız ya. İnşallah şöyle bir walkout. Bir walkout, böyle ölüsünden bir walkout gelse tertemiz olur reis. Gerçekten tertemiz olur. Evet, iki paket üst üste billboard.
Evet, görmüş olduğunuz gibi tek bir seçenek var arkadaşlar. Bu kardeşimiz Iradeşki. Iradeşki kardeşimiz, welcome to club. Evet, şu anda üzerine Boston Celtics şeyi var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Eskiden çok fazla NBA izlerdim ama tabii sonra lise mise falan derken gece kalkıp izleyememe serüvenleri başlayınca gel gelelim ki kadere razı oluyorsun abi. Evet, devam ediyoruz paketlerimizi açmaya. Ya Volkade inşallah bir tane gelir. Pek bir ümidim yok açıkçası. Hani gelecek gibi bir hissiyatım da yok ama inşallah gelir. Yani ben bu oyunda en önemli şey mesela top 100 adamı kesinlikle baş çıkmaması lazım. Hani ilk 100'e girip baş çıkaran arkadaşa bir sürü pro player var. Bu böyle bir şey olmaması lazım. Hani adamı şey dedirtmen lazım ya. Hani ben daha iyi oynamalıyım ki şu paketi açabileyim dedirtmesi gerektiğini düşünüyorum eSports'un. Ve bu yüzden top 100 oyuncularına ben Team of the Week paketinde o haftanın en iyi 4 ratingli oyuncusundan bir tanesini Banco vermesi gerektiğini düşünüyorum abi. Sizler ne düşünüyorsunuz da bunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Santrafor görmüş olduğum bir Caicedo geliyor. Bu paketler çok aşırı çöp. Ama bu oyunda her zaman abi maalesef hata yapıyoruz. Çıkaran adam silver paketten bile çıkarıyor. Demek ki paketin iyiliği veya kötülüğü ne çıkacağını değiştirmiyor arkadaşlar. Şuradan bir mega paket yardıracağız şimdi. Şöyle bir girişik yapalım. Hadi bismillah. Vamos abi hadi. Artık ver ya. Başı kibar sonu kaba olmasın. Bak yine walkout vermiyorsun. Yine walkout vermiyorsun kardeşim. Kardeşim benim. Kime verdin? Yine mi? La Gazzetta dello Sport değil. Karim Benzema geliyor. Karim Benzema. Benzemez kimse sana. Karim Benzema. Karim Benzema. Evet geldi. Real Madrid büyük ihtimal son senesini geçiriyor bu sene arkadaşlar. Artık Real Madrid'in böyle büyük bir topçu alması lazım abi. Agüero, Neymar falan bir şeyler alması lazım diye düşünüyorum. Evet, son iki tane paketimiz kaldı. Yatırımlardan önce hemen onları da açıyoruz. Te Amo Cristiano Ronaldo Legacy. Kim geliyor bundan? Bakıyoruz. Evet, öyle bir parlıyor ki. Evet, Costa Ricalı stoper geliyor arkadaşlar. Yani tövbeler olsun. Tövbeler olsun. 80 rating Waston. 10K. Cash 10K reis. Cash 10K. Tatavasız 10K reis. Güzel. Gönderelim bunları. Artı 5 başlar bilmem neler falan. Ve bu arada bir tane benim videom var. Hani bana abi hala bu devirde gerçekten kondisyon alıyor musunuz? Yani 1800'de kondisyon kartlarını almayın abi bak. Benim videom var. Oyundaki bütün hileler diye. Açın onu izleyin. Oğlum 1800 coin az mı lan? Her maç basıyorsun champs'ta. Yani her hafta boş boşuna coinleriniz gidiyor. Yazık günah. O taktiği uygulayın abi. Hadi bakalım en büyük paket şimdi. Hadi oğlum ver lan bir walkout. Ver abi artık bir tane lan. Aha vallahi verdi. Vallahi verdi lan. Hadi. Hadi oğlum. Ver lan güzel bir şey. Ver lan. Kim oğlum bu? Lan. Ver lan N'Golo Kante'ye. Çok heyecan yaptım. N'Golo Kante veya Pogba ya da Mbappe reis diye ama Blaise Matuidi. Olsun abi hiç çok da nedir? Şükretmeyen kafasını alır. Güzel abi. Matuidi. Ama bir Kante olaydı çok daha tatlı olabilirdi. Evet, yanında Gabriel Jesus gelmiş. Gayet başarılı paket abi. Gayet başarılı. Güzel. Bu kardeşleri gönderelim. Jesus'un fiyatı hala var mı ya? Evet, bayağı düşmüş. Ama Jesus iyi bir süper sub ya. Tavsiye ederim yani. Evet, Matuidi ve bu. Ya yine de hiç yoktan iyidir. Güzel abi. Ya dediğim gibi tamamen şans. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bunları da gönderiyoruz. Evet, temiz bir paket açılma oldu ya. Güzel yani 150K'ya yakın para kaldırdık. Şimdi arkadaşlar ana hesaba geçiyoruz. Ardından sizlerle yine birlikte olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yeni hesaba geçtik ve bu arada videoda Barış Aktik abime selam gönderecektim. Barış Aktik abime buradan selamlar. Facebook grubumuzdaki yaşı büyük abilerimizden birisi Barış abi. Ve bu arada Facebook grubuna gelin abi bak. Facebook grubunda çok aktif yani. Gerçekten çok aktif. Büyük bir kitlesi var. Hepiniz oraya gelip tartışabilirsiniz. Bugün Ronaldo çıkaran Emirhan Karahan kardeşime tekrardan buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Adam Ronaldo'yu çekti abi sonunda. O da bizim gibi bahtsız bir kardeşimizdi. Her buluşmaya gelirdi aslan kardeşim benim. Ronaldo'yu çekmiş hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bugün yaptığım trade'i söyleyeceğim. Müthiş bir trade yaptım. Hani bunu baştan söyleyeyim. Şimdi şöyle bir öncelikle şeyi gösterelim abi. Transfer karımız şu an ne kadarmış bakalım. Ben de bakmamıştım bu aralar. Bir bakalım. Güzel olur abi şöyle yapalım. Maç kazancı, transfer karı. Abi bunlar ne ya böyle? Vallahi helal olsun iyi kasmışlar. Beyler bakın görüyorsunuz şu anda transfer karımız ortada. 0 TL'den yaptık bunu veya 0 FIFA points.
direkt tradingle bu taktiği, bu katlamayı yaptık. Kullandığım genel olarak taktikleri zaten sizlere verdim. Birkaç tane daha taktik kullanıyorum ama bunlar birazcık daha advanced taktik olduğu için söylesem de yine küfür yiyeceğim için söylemiyorum abi. Çünkü en basit taktikte bile maalesef ki insanlar hep küfür ediyor. Şimdi ne yaptığımı göstereyim sizlere arkadaşlar. Bunu her hafta yapabilirsiniz bu arada. Tabii bu birazcık sıkıntılı bir taktik. Şu yönden sıkıntılı. Bunu sabah yapmanız gerekiyor. Sabah işteyseniz, okuldaysanız birazcık zor olabilir. Ama zamanı olan kardeşlerimiz için taktiği anlatalım. Şimdi arkadaşlar, Perşembe günü sabah saat 10'da Division Rivals ödülleri, saat 11'de Foot Champions ödülleri geliyor. Bu 2 saat boyunca markette, affedersiniz, yani salataya dönüyor yani. Bir şeyin salatasına dönüyor, anladınız siz. Yani inanılmaz şeyler alabiliyorsunuz. Yani ben burada çoğunu aldım, sattım, ettim, bir şeyler ettim. Hani o kalanları sizler için bekletiyorum. Arkadaşlar, saat, şimdi şöyle anlatayım size, bakın dikkatle dinleyin burayı. Şimdi saat 10'da Division Rivals ödülleri çıkıyor ya. Mesela bir şey çıktı, adam onu direkt start price bilmem ne diye markete koyuyor. Saat 11 ve 11'i çeyrek geçe arası markete girdiğiniz zaman inanılmaz bir böyle açık bitli oyuncular oluyor. Böyle. İnanılmaz ama yani 750'den falan Rabi olabiliyorsunuz, 2-3K'dan Jesus alabiliyorsunuz. Yani inanılmaz açıklar oluyor ve ben de bu şekilde her hafta birkaç tane topçu topluyorum. İşte Fred'dir, Rabiot'dur, bilmem nedir, odur, şudur, budur ve bunları Cuma akşamı Champs başlayınca veya Cumartesi sabahı Champs devam ederken iki katına satıyorum arkadaşlar. Ve bu sene oyunda çok güzel bir şey var. Sınırsız arkadaşlar, sınırsız oyuncu depolayabiliyorsunuz. Yani bu gerçekten müthiş bir şey. Sınırsız oyuncu depolamak direkt markete hükmetmek anlamına geliyor. Ben bu şekilde mesela arkadaşlar Rabiot'ları topluyorum, Jesus'ları topluyorum, Fred çakmak taşları topluyoruz. Böyle. Şimdi saat 10'da Division Rivals ödülleri geldi arkadaşlar. 10'da ya da 10'a çeyrek geçe markete koyulan bir ürün, markete koyulan bir futbolcu ondan bir saat sonra sizin önünüze düşüyor. Ve saat 10 ile 10'a 15 geçe özür diliyorum 11 ile 11'e 15 geçe arası Division Rivals ödüllerinden çıkan topçular böyle yığılıyor böyle. Hani 3-4 sayfa geçiyorsun daha yeni bir dakika yaşıyorsun falan. Çünkü herkes aynı anda markete oyuncu koyuyor. Bu şekilde ucuzdan bit vererek adamları toplayabiliyorsunuz. Bu sadece oyuncularda değil, her şeyde geçerli. Özellikle kondisyon kartlarında falan pıçık 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 diye böyle 500-600-700 alıp hafta sonu 800-1800-1900 çat çat koyabilirsiniz abi. Bunlar benim yaptığım taktikler ve bunlar direkt ikiye katlıyor yani. Hani buna gelsin zaman ayırmanız lazım. Direkt ikiye katlıyor. Seçeceğiniz oyuncuları neye göre seçmeniz gerekiyor? Öncelikle onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle, normalde paketler açılmadan bu oyuncunun bir önceki weekend league'de ne kadar gittiğine bakın. Mesela ben bu hafta baktım, misal veriyorum, bu hafta Fred'e baktım. Fred dedim ki geçen hafta kaç kadar gitmiş, bu kadar mı gitmiş? O zaman ben bunu maksimum şu kadarı bid vererek alayım diyorum kendi kafamdan ve ona göre alıyorum. Hani belirli bir futbolcu istediğinizi buradan toplayabilirsiniz teklif vererek. Teklifler gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Hani böyle gerçekten kara cuma demiyorum ben, Black Friday. Kara cuma bizim cuma mübarek reis. Bizim cumamız her zaman aktır, berekettir. Black Friday şeylerinde mesela hani oluyor böyle çok ucuza teklif vererek bir şey alabiliyorsun. Aynı şey gereken zamanda saat Division Rivals'ın ödülleri, bakın söylüyorum, Division Rivals'ın ödülleri sabah 10'da geliyor. Bu oyuncular markete koyduğu zaman saat 11 ve 11'e çeyrek geç arası markette müthiş bir yığıntı oluyor. Buradan yararlanıyoruz. Aynı şekilde Foot Champions'ın ödülleri de saat 11'de geliyor. Onların markete düşmesi de saat 12 ve 12 çeyrek geç arası. Bu iki tane 15 dakikalık ufak dilimlerde çok fazla oyuncu alarak coin serinizi katlayabilirsiniz. Ya şöyle söyleyeyim, direkt ikiye katlıyorsunuz arkadaşlar. Ben 200K kastım. Ben özellikle fitnesslardan yürüdüm. Hani öyle söyleyeyim. Fitnesslardan yürümeniz siz adınıza daha mantıklı olacaktır. Kendi oyuncunuzu kendiniz belirleyin. Kendi kârınızı kendiniz yapın. Ve taktiklerinizde kullandığınız oyuncuları kimseye söylemeyin. Siz zararlı çıkarsınız. Neden siz zararlı çıkarsınız? Çünkü onlar da aynı adamları almaya çalışır. Bana olduğu gibi fazlasını alırlar. Ve ondan sonra battık, yattık, şöyle ettik, böyle ettik diye sizlere ağlarlar. Bunu size söyleyeyim. Ben dediğim gibi oyuncularınızı kendiniz belirleyin ve alın. Risk yok. Ben arkadaşlar risk yok ama ben yine söylemek zorundayım. Çünkü bazı arkadaşların her türlü şeye bok attığı için. Bir yeriniz yiyorsa yapın. Sonra gelip bana kimse ağlamasın. Ben kendi yaptığım şeyleri dürüst bir şekilde sizlere paylaşıyorum. Ve çoğu trader yaptığı hiçbir taktiği paylaşmıyor yabancı ülkelerde. Bunu da söyleyeyim. Ben bunu paylaşayım diye övünmüyorum. Bunu paylaşmak benim görevim. Ben sizlere zaten bunu söz vermiştim kanal açtığımda. Ve o yüzden söz verdiğim için, sözümün arkasında durmak için sizlerle paylaşıyorum. Eğer saygınız yoksa veya istemiyorsanız
Ben size bunu zorla yaptırmıyorum arkadaşlar. İstiyorsanız yapıp coinsenizi katlayabilirsiniz. Benim gibi milyoner olabilirsiniz. Bu arada bu hesapta şu anda büyük yatırımlar var arkadaşlar. Eğer onlar tutarsa haftaya onun da videosunu sizlerle birlikte paylaşacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz demek ki videoda eğlenmişsiniz. Sizi buraya kadar getirebildiysem arkadaşlar, videoda mutlu olduğunuz için içeriği beğendiğiniz anlamına gelir. Bir beğeni butonuna basmak bence bu kadar zor olmaması gerekiyor bu saatten sonra. Yeniyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Aranızda yeni FIFA'ya başlayan arkadaşlar olabilir. Sizlere şunu söyleyeyim. Şu anda YouTube'da görmüş olduğunuz bütün taktikleri arkadaşlar Türkiye'de ilk ben paylaştım. Hatta FIFA 17'de her paketten %100 walkout çıkarma taktiği paylaştım. İnsanlar bana küfür etmişti ama Almanya'da bunu paylaşan YouTuber'lar benimle o zaman aynı abonelerdeydi. Şu anda 400.000 500.000 aboneye ulaştılar ve sırf o video sayesinde 40.000 50.000 abone kasıp yoluna baktılar. Maalesef Türk insanlar sizlere, yani Türk FIFA kitlesine bir türlü yanılmıyor arkadaşlar. Dünyanın en değerli coin'si Türklerin coin'si. Yani sanki Bitcoin. Hani bir yatırım yaparken, yani bir kere de siz yatın abi, ne olacak? Hani her yatırımın tuttu mu hayatında da bunda da her şeyin tutacak. Birazcık risk alın. Ama her şekilde söylüyorum ben. Kafanızı esiyorsa yapın. Ben yapıyorum, kar ediyorum. Allah size de bereketinizi versin. Beğenmeyi, paylaşmayı, yeniseniz abone olmayı unutmayın. Bundan sonra zıbam zıbam videolar gelecek. Buraları boş bıraktık. İşimizden dolayı artık comeback is real. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.